Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, bugün sizlere yedikçe yedirten çok pratik, çok lezzetli bir salatalık mezesi tarifiyle geldim. 1 kilo kadar salatalığı iyice yıkadım. Kabuklarını soymadan görmüş olduğunuz gibi ince olacak şekilde dilimliyorum. Çok da ince dilimlemeyelim arkadaşlar. Bu defa parçalanacaktır. Ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde salatalıklarımı gördüğünüz gibi dilimliyorum. Özellikle yaz sofralarında çok ferahlatıcı, çok lezzetli bir meze tarifi. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra şöyle bir elimizle ovucalayalım. Evet, ve bu şekilde tuzla beraber salatalıklarımızı 15-20 dakika kenarda bekletelim. Bu süre içerisinde salatalıklarımız suyunu salacaklar. Biz de o esnada mezemizin sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Yaklaşık 1 çay bardağından biraz eksik zeytinyağını derince bir kaba alıyorum. 1 adet limon suyunu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Ve biraz pul biber ilave ediyorum. Acı severseniz pul biber miktarını artırabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve 2 diş sarımsağı da rendeledikten sonra sosumu tamamen bütünleşene kadar karıştırıyorum. Özellikle yaz sofralarına ben salatalık mezesini ya da salatalıkla yapılan salataları çok yakıştırıyorum. Çok ferahlatıcı, serinletici bir salata meze tarifi oluyor arkadaşlar. Kanalımda salatalıklı, yoğurtlu meze tarifi de var. O tarif de şahane ama bu şekilde bu sosla hazırladığım meze de gerçekten çok lezzetli. Evet, tuzla beraber bekleyen salatalıklarımız görmüş olduğunuz gibi suyunu bırakmışlar. Elimizle hafifçe sıktırarak suyunu süzdürelim ve salatalıklarımızı böyle diğer bir kaba aktaralım. Bu aşamada çok bastırmamaya dikkat edin. Salatalıklarınız parçalanmasın lütfen. Evet, sosumuzu da üzerine ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Ve mezemiz hazır. Salatalıkların suyunu önceden sıktığımız için asla yumuşama olmuyor. Sizler de hazırlayıp denediğinizde göreceksiniz. Çıtır çıtır kalan bir yapısı var. Sosun verdiği lezzet de muhteşem. Evet, sizler için şöyle servis tabağına aktararak hemen sunum aşamasına geçiyorum. Sizler de mutlaka bu güzel meze tarifini deneyin. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.